Ee, özel bir konuğumuz var, bir yayın konuğumuz var sevgili izleyenler. Şu saati itibariyle artık biraz kültürden, sanattan, insana dokunan projelerden bahsetmek niyetindeyiz. Ee, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. İyi Günaydın. pazarlar. Nasılsınız başkanım? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür Teşekkürler. Ediyoruz. İyiyiz. Olabildiğince iyiyiz. Olabildiğince iyiyiz. Duyduk ki sizin oralarda çok kültür sanat etkinlikleriyle ilgili bir hız kazanan durum varmış. Evet. Bu bizi mesut etti. Bu bizi mutlu etti. Bizim Esenyurt'tan duymak istediğimiz haberler bu şekilde. Evet. Öyle söyleyelim. <laughs> ee, ve detaylarını almak isteriz sizden. Merak ediyoruz açıkçası. Çünkü evet. Esenyurt'ta insana dokunan projenin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Reklam arasında başkanımla biraz konuşma fırsatımız oldu. E, Esenyurt'ta özellikle çok ciddi anlamda göçmen popülasyonu söz konusu. İnsana dokunmak orada daha başka, daha kıymetli galiba değil mi? Evet. E, tabii şimdi nasıl bir tablo aldığımızı önce size söyleyeyim ki yaptıklarımızın Kesin. neden e, bu kadar önemli olduğu e, ortaya çıksın biz 2019 yılında Mart ayında seçildik. ...ilk defa seçildim ben. Ama öyle bir belediye ve öyle bir ilçe devraldık ki. Yani düşünün ki 1 bölü 5 binlik 2 planı var ikisi de iptal. 1 bölü 5 binlik 8 planı var birçoğu iptal. Hakkında kaç tane dava açıldığını 3 yılda zor öğrendik. Çünkü envanter yok. Hiçbir konuda envanter yok. Yani sabit kıymet envanteri yok, alacak envanteri yok, borç envanteri yok. ya da ne kadar kime ne ödeyeceğimiz belli değil. kentin sorunları belli değil. Arşiv, doğru bir arşiv sistemi yok. Dolayısıyla ne olduğu belli olmayan bir belediye devraldık, bir ilçe Kentin de birçok sorunu var. Yani yanlış yönetilmiş, daha ziyade konut rantıyla bağdaştırılarak yönetilmiş bir kent. Dolayısıyla birçok altyapı sorunu var, birçok üst yapı sorunu var. Kentte yaşayan insanların ihtiyaçları doğru analiz edilip, doğru işler yapılmadığı için mutsuz insanlar, çoğu mutsuz insan ve biz... Çok büyük bir destekle aldık orayı, %52 ile. Dolayısıyla sorumluluğumuz da çok daha büyüktü. Hı hı. Önce hemen analizleri yaptık. Biz ne yapabiliriz? Bu kentin, zaten ben oralıyım. Aslında e, buraya göçen insanların çoğu da benim gibi. Biz aslında göçen öncül ailelerden bir tanesinin çocuğuyum ben. Bir öğretmen çocuğum. Babam okuyayım diye buraya geldi. Biz İstanbul'a göçtük. 77'den beri de orada oturuyoruz. Tabii insanları biliyorum. Ne ihtiyaçları olduğunu biliyorum, niye geldiklerini biliyorum. O yüzden de umudun şehri dedik biz Esenyurt'a. Niye? Nüfusunuz da bayağı. Evet, bizim kalabalık. nüfusumuz da e, şu İyi anda e, 57 ilden büyüz. Evet. E, 7 tane büyük şehirden daha büyüz. E, 957 bin kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti evet. devleti vatandaşı var. Hı hı. E, bunun dışında e, dünyanın değişik bölgelerinden hı hı. yine. Yaşama yeniden tutunmak için ya da farklı farklı nedenlerle göçüp Türkiye'ye gelen, Türkiye'de de Esenyurt'u bulan 300 bin civarında, bize göre 300 bin civarında ama kayıtlarda zannediyorum 200 bin civarında yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığı aslında çok kültürlü, çok bileşenli, genç nüfusunun çok... ...yoğun olduğu, yüksek olduğu... ...0-19 yaş arasında 320 bin gencin ve çocuğun olduğunu düşünün. Diğer genç 35 yaş altını düşündüğünüzde... ...neredeyse nüfusun %60-70'ini kapsayan bir nüfus yapımız var. Ve son derece toleransları yüksek, sevgi dolu birbirini seven Anadolu'nun bütün kültürel kalıntılarını üzerinde taşıyan bir şey nüfus demografik yapımız var. Bundan bir zenginlik olarak bahsetmeniz çok kıymetli bu arada. Benim, benim. için çok değerli. Beni cezbeden de burası. Evet birçok sorunumuz var. Bizim kenti tekrar şehir planlama esaslarına uygun hale getirmemiz imkansız. Zira katledilmiş bir ortam var ama bizim hedefimiz de insanların mutlu huzurlu yaşayabileceği yaşama Umutla tutunabileceği bir e, umut işi o, yaratmak orada. Zaten umudun şehri dememizin nedeni de o. Çünkü insanlar zaten kendi bölgelerinden, coğrafyalarından farklı nedenlerle, siyasi nedenlerle, ekonomik nedenlerle ya da e, kültürel nedenlerle, inanç nedenleriyle göçmüşler. Oradan kopmuşlar. Kendisine dayatılarını değil, hak ettiğini düşündüğünü almak için göçüp gelmişler oraya. <laughs>